Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Paranın rotasında birlikteyiz ve dün sizlere söz verdiğim gibi iki çok önemli ismi çağırdım. Bugün niye iki ismi çağırdım? Birincisi yarın Perşembe ve Cuma günü ben İstanbul'da olmayacağım. Yayınımız da olmayacak. Dolayısıyla o yayın öncesinde dolu dolu bir hem yayın olsun. İki konuğumuz birden bütün şu son gelişmeleri yorumlayalım dedik. Tabii dün piyasanın böyle olacağını da bilmiyorduk. Yani piyasanın bu kadar, borsanın da bu kadar sert bir yükselişin geleceğini vesaire de bilmiyordum ama tam yerine geldi ve sorular da gelmeye başladı. Sorularınızı direkt şu şekilde de yönlendirebilirsiniz. Erkin Şahinöz 2 nokta üst üste deyip sorunuzu yönlendirebilirsiniz veya Cüneyt Paksoy deyip sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Tabii ben böyle paldır küldür girdim. Ha bu arada önemli de bir noktayı vurgulamak istiyorum. Sabah gelirken bugün trafikte inanılmaz iğrenç bir durum vardı. Kağıthane tarafından Mecidiyeköy'e gelirken özellikle tabii bu sözümüz Sayın Mustafa Sarıgül'e bir tane çöp arabası bütün bir trafiği alt üst etti. Yani öyle uzun bir kuyruk oluştu ki normal şartlarda hani 5 dakikada geçebileceğimiz yolu yaklaşık 45 dakika sürdü. O yüzden eğer duyuyorsa Sayın Mustafa Sarıgül'e de aman gözünü seveyim tam iş saatinde o çöp arabaları çıkmasın da ne bileyim herkes işine yerleştikten saat 9.30'dan sonra çıkar alırsa veya gece alırsa hakikaten inanılmaz. Şu an Mecidiyeköy'ün içerisi tam anlamıyla bir karmaşa durumunda bunu da iletmiş olalım. Şimdi ben işte paldır küldür girdim dedim. Sağımda Reha Portföy Yatırım Komitesi üyesi Sayın Cüneyt Paksoy var. Hoş geldin Cüneyt. Hoş bulduk. Evet solumda da benim iş arkadaşım Gedik Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Erkin Şahinöz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk evet hocam. Sizi tek tek bir daha anlatmayacağım. Artık seyircilerimiz de biliyorlar ne kadar değerli analistler olduğunuzu. Nereden başlayayım bilmiyorum ama ilk önce ilk gelen soruyla başlayacağım. Direkt soru cevap gidelim mi? En güzel. Kim olduğu belli değil ama şu. Hocam bu 1.92'nin sırrı ne ola ki? Bilmediğimiz bir şey mi var? Neden bu ısrarlı nokta atışı? Merkez Bankası cinlilere, astrologlara mı danışıyor? Neden 1.91 ya da 1.93.50 değil de 1.92? Aralık son gün kapanışta gizli bir el marifetiyle 1.92'den mi yılı kapatacağız? Anlayamadım diyor ve sözü kim söz almak istiyor arkadaşlar? Cüneyt Bey'le. Tamam Cüneyt Bey'le başlayalım. Evet bu dün benim de çok dikkatimi çekti. Hakikaten bir şey yapacak mı acaba? Şimdi, faizi de arttırmayacak yılın sonuna kadar. Şimdi Merkez Bankası'nın yapabilecekleri belli. Evet. Bugüne kadarki izlediği politika proaktif politika olarak adlandırıldı. Ortodoks politikalardan uzak günü izleyen, gelişmeleri izleyen, aktif olan ve yeni politika araçlarıyla hem kura hem faize hem de parasal politikalara müdahale eden bir Merkez Bankası anlayışı. Bu açıkçası bugüne kadar da başarı sağladı. Hatta yılın Merkez Bankası Başkanı gibi bir ödülle de taçlandırılması bu anlamda önemli. Şimdi Merkez Bankası'nın muhakkak bir hedefi olmalı, hedefleri olmalı. Ve bu hedeflerini uygulayabilmek, gerçekleştirebilmek için de elinde silahları olmalı. Şimdi 1.92 hedefini Sayın Erdem Başçı, Sayın Başkan verirken muhtemelen ya bizim bilmediğimiz bir veri setine sahip, bulunuyor. Ya yeni bir politika aracını gündeme sokacak gerektiği anda bugüne kadar işte faizde koridor alt üst bandını konuşur hale geldik. ROK gibi önemli rezerv opsiyon katsayısı gibi önemli bir yan politika aracını kullanır hale geldik. Etkin bir şekilde rezervleri zaten kullanıyor. Sözlü müdahaleye başladı ki ben bu son söylemini biraz da artık o gelişmiş ülke başkanları, merkez başkanları gibi biraz sözlü müdahale tadında ve tarzında görüyorum. Dolayısıyla bütün bunları çoklu olarak kullanıp 1.90-95 normalleşme bandı gibi gördüğümüz bandın içinde 1.92'yi de pivot bölge olarak görüp bu hedefi verdik. Bak Cüneyt yalnız burada bir şey yok mu? O aynı sorum sana da geçer. Daha önce bugüne kadar yani son konuşmaya kadar
o Anadolu Ajansı'nın finans birimi toplantısına kadar bir defa olsun Merkez Bankası her şeyi yanına mı? Bir hedefimiz yoktur. Hedef seviye asla belirlemeyiz. Hedef seviye merkez bankaları belirlemez. Yani hedef seviyede sadece volatiliteye müdahale yapılmıştır. Yani kur hedefi olamaz şeyde. Yani bu yalnız böyle bir... kaçırdığımız bir şey var Yaşar Hocam. Hı-hı. Yani sorunuza cevap olarak. İstisnai gün diyoruz. Artık evet. FED'den sonra dünya istisnai aylar yaşıyor. Hı-hı. Ve istisnai bir dönem yaşıyor. Böyle bir dönemde Merkez Bankası'nın politikalarının biraz farklılaşması gerek. Çünkü gelişmekte olan ülkeler yalnız, üzerinde büyük baskı var. Cüneyt, siz bu baskıya karşı koyarken sadece elinizdeki rezervlerle ya da politikalarla değil psikolojiye de oynamak durumundasınız. Anladım. Biraz psikolojiye oynuyor gibi geldi bana ve orada yalnız ikiye ayırdı. Bir Ekim'e kadarki süreçte ben faizi sabit tutacağım dedi. Ekim'den sonraki süreçte de yurt dışı sene sonuna kadar dedi ama bugün FED başkanı dahi o takvimi açıklarken gerektiğinde hani tahvil alımını azaltır, gerektiğinde de arttırabiliriz diyebiliyor. Elinde muhakkak faiz silahını tutacaktır, gerektiğinde de kullanacaktır. O bugünkü söylemidir, bir pivot seviyedir. Biraz böyle bakmak lazım. Merkez Bankası piyasaların o istediği aşırı volatil durumdan normalleşmeye giderken bence bir yol, ince bir ayar yapmıştır diye düşünüyorum evet, kendi adıma. Evet, Erkin. Bu çok önemli. Bütün iş dünyasını ilgilendiriyor. Yatırımcıyı ilgilendiriyor. Yani doların hakikaten 2'den 1.92'ye gelmesi veya 2.08'e gitmesi mesela çok önemli. Sen ne düşünüyorsun bu şeyde? Bu soru bağlamında. Şimdi Cüneyt... Bu arada soruyu soran da Selim Örsan. Onun ismini de verelim. Cüneyt Bey'in söylediklerine %100 katılıyorum. İlavelerim şu. Artık merkez bankaları dünyada biraz önce çok önemli bir ifadede bulundunuz hocam. Kur hedefi. Rakam vermek, seviye vermek. Bunlar hakikaten aslında olmaması gereken şeyler. Ama artık bütün dünya merkez bankacılığı finansal istikrar hedeflemesi diye yeni bir uygulamaya geçti. Ve bu finansal istikrar hedeflemesi uygulamasının altında aslında şu gerçek var. Finansal piyasalarda reel ekonomi arasında müthiş bir etkileşim var. Evet. Türkiye için de aynı şey geçerli. Bugün hisse senedi piyasalarında düşüş yaşanan dönemlerde, Amerika'da 10 yıllık gösterge faizlerinin yükseldiği dönemlerde, Türkiye'de kurun kontrolsüz bir şekilde yükselişe geçtiği dönemde yatırımcı, hisse senedi yatırımcısından bahsetmiyorum, bir şirket, bir birey yatırımlarını ve tüketimlerini bir anlamda durdurma noktasına geliyor. İleriye dönük belirsizlikler olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla finansal piyasalarda işlerin kötü gitmesi reel ekonomiyi etkileyebiliyor. Tabii. Merkez bankaları da bunu oynamaya başladılar. Yani finansal piyasalarda işler düzgün gitsin ki oradan bu tarafa bir olumsuz yansıma olmasın. Şimdi Sayın Bahçı'nın ben konuşmasında aynı düşünceyle yaptığını düşünüyorum. Aslında orada 1.92 rakamın oradaki mucizevi değerini ben de bilmiyorum. Ama kurun bugün olacağı, bugün olduğu nokta ile yıl sonunda olacağı nokta arasında belirgin bir fark ve bunun TL lehine olabileceği yönünde güçlü bir ifade vererek yabancı yatırımcının Türkiye'ye yeniden gelmesini sağladı Sayın Bahçı. Hı hı. Çünkü yabancı yatırımcı için geçen hafta da konuştuk hocam. Bir, Türkiye'ye gelirken TL'ye geçtikleri seviye çok önemli. İki, geçtikten sonra TL'de daha fazla değer kaybı yaşayamayacakları önemli. Sayın Bahçı'nın açıklaması bunu sağladı. Yani TL'ye geçerseniz bundan sonra ya, TL'de kaybetmezsiniz. Ben şöyle her ikiniz de tamam doğru noktalara vurgu yapıyorsunuz finansal istikrara ama şimdi ben şunu biliyorum yalnız. Eğer varsayalım aralığın son iki haftasına girdik. Kur 1.94'te. Tamam mı? Kur 1.94'te. O sırada dedi ki Merkez Bankası Fed. Biz daha önce Ağustos falan demiştik ama valla bizim ekonomi acayip hızlanmış. Mart gibi falan bu şeyi sıfırlayabiliriz dediği anda alıp o günde 2.05'e gitti. Varsa iki kur. Yani. Ya şimdi bu hani 31 Aralık artık beyin çıpa yapar. Yani direkt çıpalar o rakamı. O 1.92.50 olsun tutturamadı diyecek herkes. Bak 1.92 değil 1.92.50 olsun tamam mı o rakam. Ona Merkez Bankası'nın kredibilitesine inanılmaz darbe indirecek. Bunu şöyle söylemek daha anlamlı değil mi? Kafamızdaki senaryo şu. Burada Fed bunu açıkladıktan sonra
beklenti realize olur zaten. Ekim itibariyle Eylül'den sonraki dönemde çıkan paranın biz cycle'larına da baktık. 3 ay 4 ayda gidiyor bu para. Geliş dönemine baktığında şu kadar bir sürüyor. Dolayısıyla aralığa kadar gelen dönemde çıkan paranın %30'unun dönmesini bekliyoruz. Bunun kur üzerinde aşağı baskı yaratmasını bekliyoruz. Dese bunun hiçbir riski var mı? Yok. Yok. Ama şu an çok ciddi bir risk aldı. Yani baksana izleyici soruyor. Direkt 1.92 olacak. Niye 1.91.50 değil diyor. Şimdi bu soru anlamsız aslında. Yani niye 1.91.50 değil? Veya o gün 1.93 olsa Merkez Bankası başarısız mı oldu diyeceğiz. Yok. Bana göre Merkez Bankası tamam çok başarılı olmuş ama bu ciddi de bir risk. Bu anlamda bir de şeyi söyleyeyim ben size. Yani bu finansal istikrar konusunda tamam mı? Hani finansal istikrara bütün merkez bankaları çok ciddi anlamda vurgu yapıyor. Asıl bizim o zaman değişen Merkez Bankası politikasının da haberimiz olması lazım. Bundan sonra Merkez Bankası artık seviye verecek demesi lazım. Acaba biz normal sabit kura mı dönüyoruz? Bant içinde dalgalanan kura mı dönüyoruz? Hala mı serbest dalgalı kurdayız tamam mı? O zaman şeyle çok çelişiyor bu söylemler. Normal uygulanmakta olan para politikası açıklanan 2013 başında açıklanan para politikası değişmiş. Yani o zaman Merkez Bankası psikolojik etki yapmak üzere yani psikolojik bir şey yapmak üzere Sayın Başkan çıkacak. 1.92 olmadığının niye olmadığını açıklayacak. Ondan sonra bir daha hedef verecek. Pratik, ne olur o zaman? Pratikte zaten imkansız üçlü teorisi var. Hedefleme zaten, imkanı böyle bir şey yok zaten. Mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. Neyse ben sorulara devam ediyorum. Burayı burada kapatıyorum. Cüneyt söyleyeceğim bir şey var mı? Yani 1.92 vermesi bence sadece psikoloji oynamasıdır. 1.2'nin üzerinde bu kur kalmayacak demesidir. 1.90'ın altına da inmeyecek i̇şte demesidir. İşte öyle demesi lazım. Yani belki bunu bir dediğiniz gibi ilahi bir emir gibi bir noktayı göstermek belki bir Merkez Bankası Başkanlığı adına bir risk alıyor gibi düşünülebilir ama biraz geniş perspektifte düşünmek lazım. Bence evet. O gün geldiğinde eğer kur 2'nin altında bir seviyedeyse ve kamu dengeleri, özel sektör borçluluğu 2 üzerindeki bir kurdan çok fazla etkilenmeden Türkiye bu dönemi atlatmışsa kimse 1.92 hatırlamayacaktır. Ya benim için var ya, kurun geldiği de... o en azından anlamlı seviyeyi hatırlayacaktır. Benim için zaten başarısız. Ve Merkez Bankası Başkanı psikolojiyi tam yerinde döndürmüş diyecektir. Bunu not edelim. Ha bir de tersi olduğu durumda 2.05 olduğunda ne olacak o zaman? Yani bu risk alınmaz diyorum ben. Ben oradaki rakamla veya gelse de gelmese de bunu ne başarı olarak algılayacağım ne de başarısız. Ama 2.05'in de bizim dışımızdaki etkilerden gelebileceğini unutmayalım. Yani gelişmekte olan ülkelerdeki baskı, kurlar üzerindeki baskı ABD dolarının %3 ve üzerine doğru tamam da, taşmasıyla oluşacaksa Merkez Bankası'nın burada yapabilecekleri de sınırlı. Sen yatırımcıyı biliyorsun yani. Eyvallah. Ona bakmaz ki. Ona bakar mı? Bu şu sebepten dolayı yükseldi falan diye bakmaz mı? Tutturamadın arkadaşlar. Bitti. Bu kadar. Sen tutturamadın. Sana niye güveneyim ki daha der. Yani bir daha kur hedefi verebilir mi? Yani tehlike o zaten. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa 1.92'ye gerçekten gelebilir. Benim kafamdaki senaryoya göre normalde ben Ekim ayından Aralık ayına kadar ciddi anlamda tekrar borsalara, gelişmekte olan borsalara para girişi olacağını düşünüyorum. Ve aynı zamanda da şeye de Çin'deki büyüme muhtemel bekledikleri senaryo da o zaten. Asya'da da bir büyüme başladı. Amerika hafif hafif toparlanırken Asya'yı da çekiyor peşinden. Dolayısıyla öyle bir şey zaten ben normal şartlar altında bekliyorum. Ama yıl başından sonrası benim için muamma. Yani aslında gelecek yıl sonuna kadar. Şimdi ben sorularla devam edeceğim. Bu sefer soruyu sana yönelteceğim Erkin. Oktay Çağlar, borsanın kısa vadede nereye kadar yükselme potansiyeli olduğu hakkında yorum yapar mısın? 77 bine kadar potansiyeli var borsamızın. Evet. Burada biraz... Şu an ben grafiği veriyorum. Grafiği de verelim arkadaşlar. Ben tekrar 3 parametreyi hatırlatayım. Yabancı yatırımcı hangi seviyeden TL'ye geçer? Yabancı yatırımcı TL'ye geçtikten sonra TL'de daha fazla değer kaybı olur mu, olmaz mı sorusunu kendisine sorar. 3 endeks cazip mi der? Bu 3 soruya da cevap verdiğimizde o dönemde Borsa İstanbul'un geri çekilmiş olduğu 64.500-65.000 bandında bu soruya cevap her üçü için de evetti. Evet. Dolayısıyla yabancı yatırımcı özellikle Sayın Bahçı'nın bir garanti verircesine bir kur seviyesi vermesiyle 2 Suriye riskinin biraz daha gündemden düşmesi çünkü gelişmekte olan ülkeler üzerinde satış vardı. Türkiye gelişmekte olan ülkeler içerisinde olumsuz ayrışarak bu satışı yaşıyordu.
Dolayısıyla Türkiye çok satış yemişti. Dünkü büyüme rakamlarından sonra da pek de olumsuz ayrışmamıza gerek yokmuş gibi bir durum çıktı ortaya. Evet ve Suriye riski. Bence en önemlisi o. Amerika'nın Suriye'ye operasyon yapma olasılığının düşmüş olması. Sen geçen programda da aynı şeyi söyledin. Yani bu olasılık düşerse normalde piyasa tabii ki yükselir. Ama Suriye'ye bir müdahale çok yüksek. Evet. Şu an o konudaki görüşün ne? Görüşüm geçerliliğini koruyor. Ben bir operasyon olasılığını halen çok yüksek görüyorum. Olma olasılığı bence olmama olasılığından daha yüksek. Ama burada da şunu hatırlatalım yatırımcılara. Borsa İstanbul'da 80 bin ve üzeri gibi bir dünya beklememek lazım. Yani o dünya artık yok. Bence finansal piyasalarda özellikle Türkiye için en iyi çoktan geride kaldı. Önümüzdeki bir 2-3 yıllık perspektif için ben bunu söylüyorum. Artı gösterge faiz çok yüksek. Bunu unutmamak lazım. Yani doğru düzgün dolar TL'nin 1.90'a altına yerleşmediği kalıcı bir şekilde gösterge faizin %8 ve altına yerleşmediği bir dönemde 77 bin bölgesinin i̇şte üzerine beklememek lazım. Şu an ne yapması lazım abi? Yani sonuçta piyasalar çalışmıyor. Tahvil bono piyasası çalışmıyor. Faiz doğru yerde belirlenmiyor. Hacim çok düşük. Hacim çok düşük. Merkez Bankası olsa ne yaparsın? Likiditeyi sağlamaz mısın? Orada likiditeyi arttırıcı faaliyetlerde bulunmaz mısın? Bu şak diye faizleri indirmez mi aşağıya? Niye mesela Merkez Bankası likiditeye müdahale etmiyor da orada? Kurumuş likidite. Gelen ne tahvil bono bulabiliyor istediği fiyattan, ne de satmak isteyen o fiyattan alıcı bulabiliyor. Peki tamam. O likidite kur üzerinde baskı yaratırsa? İşte ama bu likidite şöyle, kur yani üzerinde bak yabancı şöyle. Satışının ne kadar realize olacağını... Biz bilmiyoruz ama Merkez Bankası buna bence bu bilgiye sahip gibi geliyor. Piyasalar sağlıklı çalışabilmesi için, tamam mı? Olay nedir? Değil mi? Vücutta kan dolaşmıyor mu? Kan dolaşımında sıkıntı olduğunda o sıkıntı yaşıyor. Şu an piyasalarda tahvil ve bono piyasasında... Ama oradaki hacim düşüklüğü farklı bir dinamikle gelişiyor. Tamam da bak şimdi şöyle, Fed ne yaptı? Fed ne oldu? Morguç kağıtları, özel sektör tahvilleri piyasası sıfırlanmadı mı? Kurudu. Sıfır. Evet. Yok. Fed'in fiyat belirlemedi. Parasal genişlemelerin tek nedeni 10 yıllık hazine faizlerini düşürmektir. Hocam. Yok ilk yani Lehman Brothers'tan sonra. Borçlanabilirliği devam ettirmek. Yani Lehman'dan alıcı sonra. Alıcı olmuştur. En büyük hayır. Lehman'dan sonra doğru. Ne yaptı? Şimdi şöyle düşün. Sabah morguç kağıtları sıfırlanmış. Piyasa yok. Hiç kimse fiyat belirleyemiyor. Banka onu nasıl değerleyecek? Bilançosunda ne yapacak? Normal o günkü fiyattan değerlemeye kalksa, piyasa fiyatından değerlemeye kalksa bankaların bütün sermayeleri eriyordu. Yani öz sermayeleri eriyordu. Burada sen piyasaya gireceksin, fiyatın normal şartlarda oluşabilmesi için likiditeyi sağlaman gerekiyor, öyle değil mi? Şu an normalde ben bakıyorum bir tane piyasa çalışmıyor. Dün borsa fırlamış gidiyor, faizler de %9-98'e çıkmış. Sebep işte hazinenin ihalesi pek de iyi geçmemiş. Yarısı kadar satmış. Pek de talep olmamış. Niye talep olsun ki? Adam aldığını hemen satabilecek bir piyasa yok. Yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. Merkez Bankası normalde finansal istikrarı sağlarken piyasalardaki kan akışını da çok rahatlatması lazım gelen işler de var. Orada Fed girmiş. Fed'in tarihinde yok böyle bir özel sektör kağıdı aldığı. Yani 2008'e kadar. Ama politika faizini düşük tutarak orada bankaları rahatlattığını söyledi. Yok. En son ama politika faizi bankalara kaynak sağlıyor. En ben azından şeyi söylüyorum. Fiyat üzerinden bankalar borçlanıp likidite çok önemli. Yani likidite çok önemli. Şimdi ben borsayla ilgili soruyu Ceret sana da yönlendireyim. Aslında biz şöyle gidelim. Sorular çok olduğu için soru cevap. Biraz hızlanalım. Evet. Diyorsun. Şimdi borsa genel anlamda 93 bini gördükten sonra bir düzeltme içine girdi. Evet. Derin bir düzeltme oldu. Önce iç siyasi olaylar dedik. Arkasından Mayıs ayında Fed'in denklemi değiştirmesiyle gelişmekte olan piyasalardaki baskıdan direkt etkilendik. Bir de daha önce iki defa not arttırımıyla pozitif ayrışma farkımız vardı. Bir miktarını bunun geri verdik cebimizdeki bu farkın. Şimdi geldiğimiz noktada dolar bazlı grafiklerde özellikle uzun vadeli trend hala kırılmış değil. Yükselen trend içindeyiz, yükselen kanal Cüneyt, içindeyiz. Cüneyt, senin hemen dolar bazlı grafiğini açıyorum ve uzun vadeli trend dediğin trend nereden gelen trend? Valla ben... Şu 2001'den gelen trend mi yoksa 2008'den gelen trend mi? 2001-2008 zaten direkt görüntüde de çizdiğimiz grafiği 2001'den şöyle başlatarak mi? Çizdiğimiz zaman hala o trendin kırılmadığını şu an görüyoruz. Evet, bir saniye bunu lineer yapalım. Dolar bazında bakınca lineer yapmamız lazım. Yani hala biz yükselen kanal içindeyiz, yükselen bir şu piyasa 2008'den içindeyiz. 2008'den çizebileceğimiz trend
tam o trende çarpıp dönmüş durumundayız şu an. Yani ben en uzun vadeli trendi baz alıyorum. Belki 2008'deki trend şu an bir miktar yara aldı, ihlal gibi oldu, yukarı çıktı ama en azından uzun vadeli yükselen trendin içindeyiz. Hikayemiz de buna müsait. Peki izleyici şeyi soruyor, kısa vadede soruyor. Ama kısa vadede bu düzeltmeden çıkıp tekrar yükselişe dönmek Erkin de söylediği gibi uzun ince bir yol. Şu an bir tepkinin içindeyiz. Bu tepki ne kadar güçlü olacağını belirleyecek olan kritik bir sürece giriyoruz. FED ne diyecek? Eylül'ü pas geçecek mi? Suriye başlığı ne kadar realize olacak, olmayacak mı? Bu sorulara cevap ararken de BIST'in bu ortamdan yararlandığını ve yukarı yönlü bir atak geliştirdiğini görüyoruz. Teknik olarak eğer bu hareket yukarıda daha önce döndüğü 76.000 78.000 bölgesini alçalan tepelerle beraber oluşan bu 76-78 direnç bölgesini aşabilecek kuvveti bulursa açıkçası ben yukarıda 80-82 hatta 86 bine kadar gibi boşluğu kapatmak üzere bir risk görebiliriz. Yani FED derse ki ben Eylül'ü pas geçtim, biz çok farklı bir senaryoyu konuşmaya başlarız. Ama FED şu anlamda Eylül'ü pas geçerse ABD tarafında Suriye operasyonuna bir siyasi kararla destek vermek için bu parasal genişlemeden geri çekilmeyi ertelerse ve AMD bir operasyon yaparsa o da apayrı. Yani çoklu senaryolar var, kritik bir dönem. Bu dönemde ben açısı FED'in parasal genişlemeyi ertelemesi noktasına 76-78'i bir kere test ederiz. Senin dediğin 77 Erkin. Eğer orayı geçebilirsek de açıkçası bir miktar daha inmelendiğini görürüz alışların. O aşırı satımdan gelen indikatörlerin getirdiği al sinyali kuvvetlenir. Bence 82-86'ya kadar hareket genişleyebilir. Bu ihtimali göz ardı etmesinler. Anladım. Ama bu tepki içinde stop loss'suz gitmek çok büyük risk. Asıl böyle bir ortamda hem yeni mal alacaklar için hem de tutanlar için orada 70 bin yeniden destek olacak mı? Bu bir. 70 binin altında o en az 3 hafta kıramadığımız 68.869.000 bölgesi birinci stop olacak. Evet. İkinci stopumuzu da 66.000 olarak kullanalım. Onun altında hareketin tamamını yani 50.000'lere kadar gidebilecek bir düşüşün de riski grafiksel olarak da mevcut. Evet. Bunu da unutmamak çok lazım. Çok kısa bir süre, çok kısa bir ara sevgili seyirciler. Şimdi kısa bir reklama gideceğiz. Hemen arkasından sizin sorularınızla devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası için. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Sevgili seyirciler, evet izlerle yeniden birlikteyiz ve sorularla devam ediyoruz. Murat Birecik yaklaşık olarak geçen haftadan beri aynı soruyu yönlendiriyor. Fakat hep reel ekonomiden birisi gelsin diye veya beklerken normalde diğer soruların yoğunluğundan kaçırıyorum. Bu sefer de şöyle bir mail atmış. Yaşar Erdinç diyor, sizlerin tuzları kuru, duble maaş alıyorsunuz. Valla duble maaş bilmiyorum, sen alıyor musun? Kamu genel müdürleri gibi diyor. Hani halkının borç analizini yapın da göreyim performansınızı. Hodri meydan. çok Cüneyt, güzel sormuş. Cüneyt, buradan senden başlayalım. Valla benim maaş bodrumu gösteren insan kaynaklarıysa var ya, hesap soracağım onlarda. Evet. Yani kabul ediyorsunuz hayır, duble maaş aldınız hocam, yani, öyle mi? Öyle bir şekilde duble maaş dedi. Bir gazet köşeye aldığım almadım için demiyor. Alıyorum. Yani bir de program yaptığım için alıyorum ama yani öyle duble büyük rakamlar falan değil yani. İnan gerçekten öyle bir şey yok. Hani buradan da açıklamanın anlamı yok. Fakat gerçekten şimdi tuzumuz kuru. Mesela bazen de böyle biraz şey çıkıyorsun ekrana yani, tamam. Biraz o gün trafikte yoğun musun, geliyorsun böyle arkadan mail geliyor. Hoca bugün kaybetmişsin galiba borsada, tamam mı? Yani yüzümüz güldüğünde böyle mail alıyoruz. O gün canın sıkıntıcı olsa böyle mail alıyoruz, tamam mı? Ama keyifli yani bu programı yapmak. Hodri meydan. Cüneyt, hani halkı borcu hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi bir de ben Murat Bireci'ye sorayım. Murat Bey, siz de bize mesela bir yardım edin yani. Türkiye'de hani halkı borcunun milli geliri oranı ne? Mesela Avrupa'da milli geliri oranı ne? Amerika'da ne? Brezilya'da ne? Onu bir çıkartıp gönderirseniz o zaman pek zaten şey kalmaz. Şimdi ama orada şöyle bir ironi var hocam. Yani bizim milli geliri oranımız hani halkı borçlanması adına çok düşük seviyelerde kabul ediliyor dünya standartlarında. Tabii, evet. Hali hazırda. Evet. Ve bankacılık bilançosu içerisinde hala çok yıpratıcı bir durumda değil. Ama
kendimize has özelliklerimizi de unutmayalım. Çünkü Türkiye milli gelirini büyütme noktasında hızla gelişmekte olan piyasa işte öne çıkmaya çalışan bir ülke. Evet. Ve reel anlamda bu milli gelirin gerçekten kişi başına düşen milli gelirin ne kadar reel olduğunu da bir düşünmek lazım. Yani toplam gelirin önemli bir kısmını toplam nüfusun ne kadar alıyor? Diğer kalan nüfus bu gelirden ne kadar faydalanıyor? Şimdi problem burada zaten. Yani son dönemde Türkiye'nin yakaladığı büyüme, ayrışma, pozitif ayrışmayı hepimiz destekledik. Yani iki tane yatırım yapabilir nota gelirken güçlü kamu maliyesinden bahsettik, güçlü bankacılık sisteminden bahsettik. Bunların hepsi masadaki gerçekler ama bir başka gerçek daha var. Çok ciddi anlamda kısa vadeli borcu olan bir özel sektörümüz var. Yatırım yapmış, İslam yaratmak için çalışmış. Bence hani altından daha ziyade özel sektör borcu. O çok kritik. Zaten kuru bu kadar ciddi konuşmamız ve ikinin üzerinde hasar verecek şekilde kalıcı olup olmadığını araştırmamız bu yüzden. Evet. Ama ikinci olarak da hane halkı borcu herkesin sandığının aksine bence yüksek. Bu konuda hakikaten ciddi yapılması gereken işler var. Eskiden bir İstanbul yaklaşımı vardı hatırlarsınız. Sanıyorum hani hükümete de bir sinyal gibi olsun bu. Çünkü son dönemde Sayın Başbakan'ın ağzından birebir kredi kartı kullanımı noktasında veya yetkili bakanların ağzından bankaların uyguladığı faizler, KMH'taki faiz indirildi, normal piyasa koşullarına getirildi. Kredi kartını bir kredi gibi kullanmayın dedi ama ortada bir realite var. O realitede Türkiye büyürken maalesef o yapısal sorunlar sebebiyle biraz borç da büyüdü ve hane halkı bu anlamda etkilendi. Hane halkının rahatlaması için o borçların bir miktar ödenebilir hale gelmesi için hatta tefecilikten bahsediyor kredi kartı üzerinden yapılan BBDK bunun üzerine gidecek deniyor. Sonra gitmek başka, bunun neden olduğunu bilmek başka. Bu ortada bir realite var. Bu realiteyi hep beraber bankacılık sektörü, hükümet ve bireyler karşı karşıya gelip çözmek durumundalar. Bu hane halkı rahatlarsa Türkiye ekonomisinin yapısal sorunu çözmesine rahatlar hane gibi geliyor. Hane halkının rahatlaması için de Cüneyt bildiğin gibi ciddi anlamda gelirinin reel olarak artması gerekiyor. Ve hane halkının ne kadar borçlu olduğu. Bugün İstanbul'da yaşam standardı 4 milyardan bahsediliyor hocam. Bu açlık sınırı yani. 4 milyardan aşağı mümkün değil zaten. Yani evin kirası zaten 1500'den başlıyor. Yani doğru düzgün olacak bir yer. Evet. Cüneyt özür diliyorum. Erkin senden de kısaca bu hane halkı konusunda ne düşünüyorsun? Çünkü çok fazla soru. Evet, şimdi rakamlarla ilgili rakamlara baktığımız zaman Türkiye'deki ekonomik birimleri finans ve finans dışı kesim olarak ikiye ayırıyoruz. Finans içerisinde bankalara bakıyoruz. Bu arada kamuya bakıyoruz. Kamuda bir problem yok. Bankacılık sektöründe bir problem yok. Özel sektörde de hane halkı ve şirketler olarak baktığımız zaman rakamsal anlamda hane halkı bacağında da bir problem gözükmüyor. Asıl risk borçluluk tarafında özel sektörde, şirketlerde. Dolayısıyla problemin kaynağı... Problem gözükmüyor derken onu açalım. Çünkü uluslararası karşılaştırmalara baktığımızda bizim 30%, %37 hane halkının borcunu milli geliri oranı. Evet. Diğer normale baktığında 60 ve 70 civarında Avrupa'da ve diğer ülkelerde. Evet. Onu söyleyelim yani. Evet, şimdi istatistiksel olarak yani diğer ülkelerle kıyaslamalı baktığımız zaman da aynı tablo ortaya çıkıyor. Nominal rakamlara baktığımız zaman da hane halkının borçluluğu anlamında aynı tablo karşımıza çıkıyor. Ama bu şu anlama gelmiyor. Bu hane halkları içerisinde yani belli bireyler, belli aileler çok ciddi problemler yaşıyorlar. O gerçeği örtmüyor. Burada sadece konuştuğumuz bir ortalama rakam üzerinden borçluluk anlamında özel sektör daha şirketler çok daha ön planda. Bu arada bir önceki reklamdan önce ben de görüşümü bildiremedim. 77 bin üstünü ben olası görmüyorum. Evet. Çok net bir şekilde. Haftaya Fed'in de tahvil alım programını azaltsa dahi şöyle bir cümle koyacağını düşünüyorum. 10 milyar dolar azaltlar diyelim ya da 20 milyar dolar. Şartlar bozulursa biz yeniden tahvil alımlarını arttırabiliriz. Diyecekler tabii. Yani hamle aslında normalleşme yönünde, muslukları kısma yönünde ama sözlü ifadelerle de muslukları her an açabiliriz algılamasını yaratıp 10 yıllıklardaki yükselişin sert olmamasını sağlamak için gayret edeceklerdir. Bu da piyasaları çok bozmaz. Piyasaları bozmaz, evet.
Şimdi hemen şurada Levent Gökten bir şey sormuş. Hocam faizleri yükseltmek likiditeyi azaltmaz mı? Siz faizlerin yükseltilmesini öneriyordunuz diyor. Yani faiz derken politika faizinden ve koridordan bahsediyorduk. Ne kadar birbirine yakın olursa o kadar rahat işlem olur. Yani birbirinden çok uzak olursa likidite kurur bu şekilde. Ben onu vurgulamaya çalışıyorum. Hemen bir de şey var. Şu an en baba soruyu soracağım. Acayip bugün şey alıyorum. Böyle şey mailler alıyorum. Hocam altını son dakikaya bırakıyorsunuz. Hiç analiz yapmıyorsunuz. 4 tane altın sorusu var. Bunu işte Mert Metehan sormuş. Ondan sonra başka hepsini şeyden yukarıdan gelmiş. Evet. Altında ne bekliyorsunuz? Altın ne olur? Bu sefer evet senden başlayalım. Peki. Altının grafiğini de vereyim ben. Ben altında bu dolar ons grafiği. Evet. Ana trendin düşüş yönlü olduğunu düşünenlerdenim, buna inananlardanım. Bunun arkasındaki en önemli faktör de makro resim. Makro resim Amerika, başta Amerika olmak üzere Çin'in de son dönemde ekonomik aktivitesinde toparlanma yaşandığını görmekteyiz. Avrupa bölgesi resesyondan durgunluğa doğru, yani daralmadan daralma olmayan bir dünyaya, yani her yerde delta pozitif. Bir anlamda şunu söylemeye çalışıyorum, bir önceki döneme göre ekonomik aktivite anlamında dünyada iyileşme var. Şimdi şartlar böyle olunca altına 10 yıldır, 11 yıldır prim yaptıran faktörler tersine dönmeye başlıyor. Dolayısıyla orta vadeli trend anlamında altında yön aşağıya. Ama son dönemde altında bu trende uymuştu zaten. Son dönemde Suriye operasyonunun ihtimalinden dolayı altın bir kendine geldi yeniden. Yukarı gitti. Evet. Orada da kritik bölge 1300... Şu an 1350'de şey var, bir destek var tam şurada. Evet. Evet, 1430 bölgesine kadar bir yükseliş yaşandı. 1423-25 seviyesine kadar geldi. Evet. Bu buradan sonra Fed'de Suriye operasyonu, eğer şartlar böyle olacaksa, Suriye riski yeniden gündeme gelmeyecekse, operasyon ihtimali artmayacaksa bugünden yarına, yarından yıl sonuna kadar olan dönemde altın fiyatlarının düşüş trendine devam etmesi lazım. Evet, evet. Dolayısıyla benim beklentim Suriye olmazsa altındaki düşüşün devam edeceği yönüne. İlk adres ben halen 1200'lü seviyelerin tekrar görülme ihtimalini. Dolar bazında 1200'lü seviyeler. TL bazında da şu an altın 89 lira seviyesinde 94'ü gördü en son. Evet Cüneyt, altınla ilgili sen ne diyeceksin? Şimdi altını anlatırken nereden destek bulduğunu iyi anlatmak lazım. Çoklu gömlek giyebilen bir emtia altın. Gün geliyor risk iştahından faydalanıyor. Diğer emtialarla birlikte yükseliş yaşıyor. Ama asıl güvenli liman efekti olması sebebiyle altın 1900 dolarlara kadar yükseldi. Para anlamını mı yitiriyor, kapitalizm mi sorgulanıyor derken altının biz çok yüksek seviyelere geldiğini gördük. Şunu unutmayalım. Hala merkez bankaları fiziksel altın talebini devam ettiriyor. Bu bir. İki, Avrupa'da Almanya seçimleri sonrası pivot kabul ettiğimiz siyasi anlamda Almanya seçimleri sonrası bence işler biraz değişecek. İtalya ve İspanya'nın sorunları hala bitmiş değil. Ki son Berlusconi olayından sonra İtalya'da bir mini siyasi ortamın tekrar krize girmesi mümkün. Resesyondan çıktı denilen Avrupa kalıcı büyümeye geçip o devasa borçlarını sürdürebilir hale getirmeden ve bankacı sistemini tam anlamıyla konsolide etmeden Avrupa'da sorunlar bitmeyecek. Avrupa bir başlık. ABD tarafında Fed öyle çabuk masadan çekilmeyecek. Hele ki bir de faiz politikasıyla ilgili asıl bir söylem söylesin. Çünkü kendi borçlarını da sürdürmek zorunda. Yüksek bir ABD faizi sanki Amerika'nın içine geliyor mu ki biz Amerika'daki 10 yıllıkların yukarıya çıkarken normalleşmesinden bahsediyoruz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Global anlamda kriz efekti bitmedi. Sadece ara verdik, mola verdik. Bu politikaların bizi nereye götürebileceğini tartışıyoruz. Ha, umuyoruz ki o tünelin ucundaki ışık yanlış ve yalancı ışık olmasın. Bunu dünya adına söylüyoruz. Çünkü 29-30 buhranının sonrasında Avrupa kaynaklı bir dünya savaşının geldiğini ve bunu tarihten okumuş biri olarak söylüyorum bunu. Ekonomik kimliğimle söylemiyorum. Ama neticede bir kere risk altın için güvenli liman oluşturan riskin masada kaldığını da görüyoruz, bu bir. İkincisi, sevgili Erkin de bahsetti, jeopolitik riskler sadece Suriye başladı ki, İran-İsrail gerginliği var. Rusya'nın son dönemdeki tavrı çok önemli ABD'ye karşı. O zaman ABD'nin buradaki bir orta vadede ben açıkçası hani çok uzun bir konu aslında, belki bir program konuşulması gereken konu, çok kısa olarak hemen hızlanarak söyleyeyim. Altının her düşüşü hala bu ortam düzelmedikçe bence alım fırsatı olarak kalır. Güzel. Şimdi düzeltmedir. Seviye de verirsek 1150-1200
hedefli bir son düşüş yapabilir altın. Ama çıkarma maliyeti 800-1200 dolarlar civarında olduğunu biliyoruz. Yukarıda yalnız beni izleyenler bilir, bu tepkide 1420'ye kadar bir hareketi öngörüyordum. 1420'yi gördük, geçemedik. 1420 üzerinde 1550 hedefini deneyebilecek bir altın grafiği. 1350'nin altında da 1300 tutmuyorsa 1150-1200'e gidecek bir altın ben grafiği. Ben de teknik olarak bir şey söyleyeyim. Şu an 1350 dolara yaklaşmış altın. Teknik olarak sevgili seyirciler, normalde buradan şu an long ol diyor. Kısa vadeli long ol diyor. Stop 1352. 1352'nin altına gelirse veya 1351'in altına gelirse stop yap diyor. Ve alınacak seviyede yaklaşık olarak 1360, yani 10-12 dolar sonra stop yapmak üzere long olanlar yaklaşık olarak 1380-1390 aralığında satış düşünebilirler. Gold dün TL fiyatına baktığımızda da, yani bu TL fiyatında dolardaki aşağı yönlü hareket bir miktar şey yapıyor. Altını aşağıda çekiyor. Şu an doları 93-94 lirayı görmüştü gram bazında. Bu bir miktar daha doların düşüşüyle geri çekilebilir ama 85'in altı, yani 85 seviyeleri, 87 aralığı o böyle bir trade alımı için uygun olarak gözüküyor. Hocam, bu arada arkadaşlar... Bir şey ilave edebilir miyim? Hazır TL bazlı grafiğe evet, ön plana çıkarmışken. Şimdi ben altına gram cinsinden bakmak, takip etmek durumunda olan birçok yatırımcı var. Ama böyle bir zorunluluğu olmayanlara ben altın fiyatları ile ilgili yatırım kararları alırken altına dolar cinsinden yatırım yapmalarını öneriyorum. Tabii dolar cinsinden. Yani çünkü iki parametre ekliyorsunuz. Altın zaten tahmin edilmesi, hareketlerin tahmin edilmesi, kısa vadeli hareketin tahmin edilmesi zor bir piyasa. Ons başına, dolar başına konuşuyorum bunu. Bir de üstüne ikinci dolar TL parametresini ekliyorsunuz. Gram cinsinden altına bakıldığında. Ben o yüzden yatırımcılara şunu öneriyorum. Eğer altına yatırım yapacaksanız dolar cinsinden altın enstrümanlarına odaklanmak. Yani önce paranızın dolara ayıracağınız kısmını ayırın. Evet. Değil evet, mi? Evet. Dolar olarak. Evet. O dolardan altına yatırım yapacaksanız yapın. Evet. Yani altın düşüyor. Evet. Dolar TL yukarı gittiği için altının TL cinsinden fiyatı apayrı bir. Hoş, bu aralar altın alan dolar almış gibi de oluyor evet, sevgiler. Beni uyarıyorlar. Süremizin sonuna gelmişiz ama borsanın açılışına bakalım. Borsa, hemen grafiği verelim arkadaşlar. Borsa dün 71.787'den kapanmıştı. Bugün bir miktar geri çekilme var. 71.449 seviyesinde. Hemen şöyle söyleyeyim. Şu her kalp atışı şeyi alalım. KJ'yi. Şu her kalp atışı. Bakın burada kalp hızlı çarpıyor, yukarı gidiyor. Sonra kalp hızlı çarpıyor, yukarı gidiyor. Ve sonra şu düşüş sırasında şey yapmıyor. Dikkat ederseniz. Tam ritmik gidiyor. Bu rally tipi hareketlerin klasik özelliği olup bu kalp atışları terse dönerse, yani kalp atışı hızlandığında yukarı gidemezse bilin ki orada dönüşe yaklaşmış oluyorsunuz. Bir de beni tedirgin eden 60 dakikalık grafiklerde şey var. Şu dün 150 milyon lotu açtık. Dolayısıyla kısa vadede yakın şeye geldik. Yani kısa vadede ulaşabileceğimiz seviyeye yaklaştık. 72.500 seviyesi artık yatay olur. Bu aşamadan sonra sert düşüş kimse beklemesin. 68.500-700 seviyesi de çok önemli bir destek oldu. Çünkü burada ters omuz baş omuz formasyonunun hedefi 71.500'dü. Orayı da gördü endeks. Bundan sonra daha yatay, hafif aşağı eğimli bir hareket bekleyebiliriz diyorum. Süremiz de bitti. Konuşacağımız konular vardı. Ya çok daha vardı. Şöyle mi yapsak acaba? Buradan emir de verebiliyor muyuz bu arada hocam? Şimdi siz süre sinyali falan verdiniz. İsterseniz gelin hemen şuraya oturalım. Evren programa başladıktan sonra biz internetten, webinarda canlı yayına devam edelim isterseniz. Gelelim, tamam. Sevgili Cüneyt, çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için sağ ol. Kusura bakmayın, yani böyle süre kısaltlı. Erkin'cim sana da çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, sizlere de bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yayına başlarken söylediğim gibi yarın ve cuma günü, yani perşembe ve cuma günü ben İstanbul dışında olacağımdan paranın rotası olmayacak. Pazartesi günü paranın rotasında tekrar sizlerle birlikte olacağız. Evet, hoşça kalın, sağ olun. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.